Merhaba, ben PlusCloud's'ın backend ekibinden Semih Yönet ve bugün RTMP hakkında bahsetmek istiyorum. RTMP Real Time Messaging protokolün kısaltmasıdır ve 20 yıldan beri tüm canlı yayınlarımızda ve videolarımızda karşımıza çıkmaktadır. Peki bu RTMP protokolü nasıl çalışmaktadır? Öncelikle video göndermeyi ilkel olarak bahsetmek istiyorum. Sonrasında RTMP'nin ne kadar önemli bir iş yaptığını da anlamış olacaksınız. İlkel olarak video göndermek için şu anda izlediğiniz video dahil tüm videolarda bulunan frame ve seslerin kesilip ayrı bir şekilde karşıdaki insana gönderilmesi lazım. Sonra karşıdaki insan bu resimleri aldıktan sonra ve sesi aldıktan sonra resimleri birleştirip video yapması, sesi de bu videonun üstüne koyması lazım. Ve bu süreç o kadar basit değil. Çünkü bu browser veya izlemek istediği yerlerde değişiyor ve buralara video göndermek çok daha zorlaşıyor ve spesifik hallere dönmesi gerekiyor. RTMP'nin yaptığı şey de bu sürecin çok kısaltılması ve kolaylaştırılmasını sağlıyor. RTMP öncelikle Adobe'nin 20 yıl önce ürettiği bir teknolojidir ve çoğunlukla flash üzerindeki video gönderimleri tasarlamaktaydı RTMP. Fakat flash birkaç yıl önce öldükten sonra RTMP prosesi sadece videoyu gönderen kişi ve web server arasında kısıtlı kaldı. Fakat yine de her canlı yayında RTMP kullanılmakta. Bu yüzden de öğrenilmesi gerekmekte.